Küçük Prens. Yazan: Antoine de Saint-Exupéry. Çeviren: Cemal Süreya, Tomri Suyar. Okuyan: Abbas Tekin. Sesleri alan: Çetin Bilgin. 1. Bölüm. 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan boğa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası yukarıda. Kitapta şöyle deniyordu: boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerekli 6 ayı uyumakla geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. 1. resim aşağıdaki gibiydi. Yapıtımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki, şapkadan korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz. İkinci resim şöyle oldu. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. 1. resim ve 2. resmin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil. Bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığım zaman yanımdan eksik etmediğim bir numaralı resmi çıkartıyor, deneyimi uyguluyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka. Tabii ben de artık onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Bridge diyordum, golf, politika, kravat, mıravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. İkinci bölüm. İşte böyle. 6 yıl önce büyük çöl üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne yolcu bulunmadığından bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden 1000 mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf, incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Bir koyun çiz bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden modelinden kat kat aşağıdır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatıma karşı hevesimi kırmışlardı. Boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden 1000 mil uzakta bulunuyordu. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu, ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden 1000 mil uzakta, çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimi de uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca, "Peki," dedim.
Ne yapıyorsun burada? Alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bir koyun çizer misin bana? Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi aştıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden 1000 mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. Ne zarar var canım dedi. Bir koyun çiziver. Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki, yo demesin mi? Boğanın içindeki bir fil istemiyorum. Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi. Sonra, olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf. Hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı, hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya, bu koyun değil, bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine de beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi karaladım. İstediğin koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce çok şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin? Neden sordun? Bizim oralarda her şey çok küçücüktür de ona kadar ot bulunur canım dedim. Ben sana küçücük bir koyun verdim. Resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse, bak uyumuş. İşte küçük prensle dostluk kurmam böyle oldu. Üçüncü bölüm. Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens, benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde, uçağımın resmini hiç yapmayayım, çok karışıktır, altından sonra kalkamam. Çok şaşırmıştı. Bu da nesi? Uçar bu, uçak, benim uçağım. Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun diye haykırdı. Öyleyse gökten indin sen. Evet dedim başımı eğerek. İnanılır şey değil. Ne tuhaf. Küçük prens tatlı bir kahkaha atıverdi. Beni çileden çıkarmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledi. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladı. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost, nerelisin sen? Dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Hem uslu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye de bir kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşırmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider, kaybolur. Dostum bir kahkaha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa.
gözünün alabildiğini. Küçük prens ciddi bir sesle, zararı yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki, sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada. Dördüncü bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek Küçük Prens'in gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerdi. Ama buna çok şaşkın denemez. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Gökbilimciler bunlardan birini buldular mı ad yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 325 diye verirler. Küçük Prens'in geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılmayacak kanıtlarım var. Bu gezegeni bir zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gökbilimcisi. Bu konuda hazırladığı raporu Uluslararası Gökbilimciler Kurultayı'na sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin, asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için dediği dedik bir Türk önderi tutmuş, bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek, uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegenle ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam, bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım, onlara yeni edindiğimiz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş, sormazlar bile. Kaç yaşında derler, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama 100 bin liralık bir ev gördüm deyin, bakın nasıl aman ne güzel ev diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki Küçük Prens'in sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor, öylese vardır. Bunları deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu söylerseniz eğer, hemen inanırlar. Sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış. Kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabımı baştan sağma okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideli 6 yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam unutmak istemeyişimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde. Eğer bir gün onu unutursam, gözleri sayılardan başka bir şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım o da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım? İdare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil. Arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendi gibi sanıyordu belki. Kim bilir? Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandık ne de olsa. Beşinci bölüm.
Her geçen gün Küçük Prens'in gezegeni, oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün Baobab'ların başına gelenleri öğrenişim de böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü Küçük Prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru, değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük Prens hemen ekledi. Demek baobabları da yerler. Küçük Prens'e baobabların küçük bitkiler değil, tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını, hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirtti. Fil sürüsü sözü Küçük Prens'i güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları, ne yapalım? Dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar o boya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası öyle ama koyunlar küçük baobabları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına amma da yaptın dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük bir çaba göstermem gerekti. Sonunda Küçük Prens'in gezegeninde de öteki gezegenlerle olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerin bulunduğunu da öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanı ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük Prens'in yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak salmış. Baobab öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız eğer bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar. Kökleriyle toprağını delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalayıverirler gezegeni. Küçük Prens, bu bir düzen meselesidir demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün baobabları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilmeyen bu bitkilerin büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu. Ama çok kolaydır. Günün birinde, güzel bir resim çizsem bari, dedi. Çiz de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir ve çatar. Bir gezegen bilirim, tembel bir adam otururdu orada. Böyle 2-3 küçük bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük Prens'in tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama baobab tehlikesi öyle az biliniyor. Bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar, diyeceğim. Baobablara dikkat. Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım, yaptım resmi. Bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana. Neden bu kitapta baobab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok? Diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobabları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. Altıncı bölüm. Ah küçük prensim. Senin o üzüntü dolu küçük hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Uzun bir süre gün batımındaki tatlılık tek avuntun olmuştu. Bu ayrıntıyı dördüncü gün öğrendim. Ne demiştin bana o sabah? Gün batımını çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımı görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını. Önce ne şaşırmıştın? Sonra da kendi kendine gülmüştün. Demiştin ki bana,
Kendimi hep bizim oralarda sanıyorum. Öyle ya. Amerika'da öğleyken Fransa'da günün batmakta olduğunu bilmeyen yoktur. Fransa'ya bir dakika içinde uçabilirseniz gün batımına yetişebilirsiniz. Ne yazık ki Fransa çok uzak bir ülke. Ama sen küçük gezegeninde iskemleni şöyle bir kımıldatsan oldu bitti. Güneşin batışını, alacakaranlığın çöküşünü artık gör görebildiğin kadar. Demiştin ki, günde tam 44 tane gün batımı gördüğüm olmuştur. Sonra eklemiştin. Biliyor musun? İnsan üzgün olunca gün batımının tadına daha iyi varıyor. Demek sen 44 gün batımı izlediğin gün pek üzgündün. Küçük Prens buna karşılık vermedi. Yedinci bölüm. Beşinci gün Küçük Prens'in gizini çözebildim. Her zaman olduğu gibi bunu yine koyuna borçluyum. Birdenbire uzun bir süre sessizlik içinde biriktirilmiş bir sorunu ortaya koyar gibi hazırlıksız soru vermişti. Koyun küçük bitkileri yerse çiçekleri de yiyecektir değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de yer mi yani? Tabii dikenlileri de yer. Peki dikenler neye yarıyor öyleyse? Bilmiyordum. O sıra motorumun sıkışmış bir vidasını gevşetmeye çabalıyordum. Uçağımın durumu hafife alınır cinsten değildi. Bu yüzden tasalar içindeydim. Öte yandan içme suyum da bitmeye yüz tuttuğundan başıma gelecekleri korkuyla bekliyordum. Dikenler neye yarar? Küçük Prens bir soru sorsun, karşılığını alıncaya kadar susmuyordu. Benimse vidaya takılmıştı aklım. Gelişi güzel konuştum. Dikenler hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerdeki kötülüğün belirtisidirler. Ne? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Küçük Prens bir çeşit hınçla patladı. İnanmıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduklarını sanırlar. Karşılık vermedim. O sırada başka bir hava çalıyordu. Şu vida diretirse diyordum. Bir çekiç vuruşuyla söküp atacağım. Küçük Prens düşüncelerimi yeniden dağıttı. Yani sen diyorsun ki çiçekler yeter diye haykırdım. Hayır hayır bir şey dediğim yok. Gelişi güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun? Önemli işlerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli işler ha? Elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara, kendisinin bunca çirkin bulduğu bir nesnenin üstüne eğilmiş dururken yukarıdan aşağı süzdü beni. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu sözleri beni biraz utandırmıştı. Oysa acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine katıyorsun, karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış. Hiç yıldız görmemiş. Hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben. Ciddi bir adamım. Der dururdu. Gururundan yanına varılamazdı. Ama adam değil, mantarın tekiydi. Neyin tekiydi? Mantarın. Küçük Prens'in öfkeden yüzünün rengi atmıştı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Yine de milyonlarca yıldır koyunlar onları yer. Şimdi, çiçeklerin bunca güçlüye göğüs gerip hiçbir işe yaramayacak dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak önemli değil mi sence? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil mi? Kızarık suratlı şişko bir bayın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Yani ben kendi gezegenimden başka hiçbir yerde yetişmeyen, eşine rastlanmadık bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir koyun onu bir lokmada yutuverirse, sence önemli değil mi bu? Kıpkırmızı kesilmişti. Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa, çiçeğim işte şunlardan birinde deriz kendi kendimize. Ama bir de koyunun çiçeği yediğini düşün. Bütün yıldızlar bir anda kararmış gibi gelir. Bu mu önemli değil? Arkasını getiremedi. Hıçkırıklar boğazını tıkamıştı. Gece iniyordu.
aletleri attım elimden. Artık çekicin, vidanın, susuzluğun ya da ölümün ne önemi vardı ki? Yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenimde, dünyada avutulmak isteyen bir küçük prens vardı şimdi. Onu kollarıma aldım, salladım. Dedim ki, sevdiğin çiçeğe bir şey olmayacak. Bir tasma çizerim koyun için. Çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra ne diyeceğimi kestiremiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır bilmiyordum. Ne kavranılmaz bir yer şu gözyaşı ülkesi. Sekizinci bölüm. Çok geçmeden o çiçeği daha iyi tanıdım. Küçük prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor, akşama kalmadan usulca sönüp gidiyorlardı. Küçük prensin çiçeği günün birinde bilmediği bir yerden rüzgarın önüne katılıp gelen bir tohumdan sürmüştü. Küçük prens, gezegenindeki öbür filizlere benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Yeni bir baobab türü de olabilirdi çünkü. Ama filiz bir süre sonra boyatmayı durdurdu. Çiçek vermeye hazırlandı. Koca bir tomurcuğun oluşmasına tanıklık eden küçük prens, bundan doğaüstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçecik, güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu. Taç yapraklarını teker teker takıştırıyordu. Öyle herkesin bildiği gelincikler gibi buruşuk giysilerle çıkmak istemiyordu ortada. Göz alıcı güzelliğini eksiksiz sunmak istiyordu. Ne demeli? Gösteriş meraklısının biriydi işte. Kısaca, gizemli hazırlığı günlerce sürdü. Ve bir sabah tam gün doğarken püskürüverdi birdenbire. Bunca titizlenmeden sonra esneyerek, "Daha tam uyanmış değilim." demesin mi? "Kusuruma bakmayın. Yapraklarımı bile iyice toparlayamadım daha." Küçük prens onu çok beğendiğini gizleyemedi. "Ne kadar güzelsiniz." "Ya," dedi çiçek tatlı bir sesle. "Güneşle aynı anda doğduk da." Küçük prens anladı ki pek alçak gönüllü bir çiçek karşısında değil. Ama iyiden iyi etkilenmişti. "Sanırım kahvaltı saatindeyiz," dedi çiçek. "Bana bir şeyler getirebilir misiniz?" Şaşkına dönen küçük prens koşup bir ibrik taze su getirdi. Çiçeği suladı. Çiçeğin bu gereksiz çalımı gücüne gitmişti küçük prensin. Dayanılacak gibi değildi. Söz gelimi bir gün dört dikeninden söz ederken şöyle demişti. "Ben de bu dikenler varken bütün kaplanlar pençelerini bileyip gelsinler bakalım." "Bu gezegende kaplan yoktur," dedi küçük prens. "Hem kaplanlar ot yemez ki zaten." "Ben ot değilim," diyerek gülümsedi çiçek. "Çok özür dilerim. Ben kaplanlardan falan korkmam ama rüzgar deyince iş değişir. Bakın rüzgardan ödüm kopar mesela. Beni rüzgardan koruyacak bir şeyiniz var mı acaba?" "Söz gelimi bir paravan. Bir bitkinin rüzgardan korkması olacak iş değil," diye düşündü küçük prens. "Bu çiçekten hiçbir şey anlamadım." "Gece fanusa koyarsınız beni. Burası çok soğuk, iyi bir yer değil. Benim geldiğim ülkede..." Ama sözünü bitirmedi. Çünkü tohum olarak gelmişti. Başka dünyaların nasıl olduğunu bilemezdi. Söylediği zararsız yalan yakalanınca 2-3 kez öksürdü ve küçük prensi suçlamak için sözü çevirdi. "Bir paravan istemiştim sizden. Gidip getirecektim. Siz lafa tuttuğunuz..." Üste çıkan küçük prensi incitmek için daha hızlı öksürmeye başladı. Bu olaydan sonra küçük prens sevgilisindeki iyi niyete karşın çok geçmeden kuşkulanmaya başladı ondan. Önemsiz sözlerinden alınmış ve büyük bir mutsuzluğa düşmüştü. Bir gün, "Ona kulak vermemeliydim," diye açıldı bana. "Çiçeklere hiç kulak vermemek gerek. Onlar görülmek ve koklanmak içindir. Benimkinin güzel kokusu gezegenin dört bir yanına yayılmıştı.
Ama ondaki güzellikten kendime bir sevinç payı çıkaramadım. Oysa beni öylesine öfkelendiren şu pençe olayını sevecenlikle karşılamam gerekirdi. Sonra şunları ekledi. Zaten ben hiçbir şeyin gerçeğine varamadım şimdiye kadar. Yargılarımı sözlere değil, davranışlara göre ayarlamalıydım. İşte ne güzel koku ve ışık saçıyor bana. Onu yüzüstü bırakamam. Onu yüzüstü bırakmam yakışık alır mıydı? Suçsuz, zavallı hesaplarının ardındaki inceliği kestirmeliydim. Çiçekler öyle değişkendir ki... Ama ben çiçeğimi gereğince sevmek için çok küçüktüm o sıralar. Dokuzuncu bölüm. Sanırım kaçarken bir yaban kuşu sürüsünün göçünden yararlanmıştı. Ayrılış sabahı gezegenini derleyip topladı. Yanardağlarının lavlarını büyük bir titizlikle süpürdü. Zaten püskürür halde iki yanardağ vardı. Sabah kahvaltısını ısıtmaya yetiyor da artıyordu bunlar. Bir de sönmüş yanardağ vardı. Ama ne olur ne olmaz diyerek onu da süpürdü. Çünkü iyi temizlenmiş yanardağlar püskürmeden yavaş ve düzenli bir şekilde yanar. Volkanik püskürmelerse ocaktaki alevler gibidir. Dünyamızdaki bütün yanardağları süpürmek biz insanların harcı değildir tabii. Başımıza dert olmaları hep bundandır. Küçük Prens son baobab sürgünlerini sökerken işlenmişti. Bir daha geri dönemeyeceğini sanıyordu. O sabah bu gündelik işleri ne kadar tatlı geliyordu. Çiçeği son bir kez sulayıp fanusu üstüne koyduğu sırada dokunsanız ağlayacak gibiydi. Hoşça kal, dedi çiçeğe. Çiçekte ses yok. Hoşça kal, dedi yine. Çiçek öksürdü. Ama nezle olduğundan değil. Neden sonra? Budalalık ettim, dedi. Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış. Sitemsiz konuşması şaşırtmıştı küçük prensi. Elinde çiçeğin camdan evi öylece kalıverdi. Bu tatlı uysallığın nedenini kavrayamamıştı. Sevmez olur muyum seni, dedi çiçek. Sevgimi anlamadıysan suç bende. Hem ne önemi var? Ama sen de az alıklık etmedin. Hadi mutlu olmaya çalış. Şu fanusta kalsın. İstemiyorum artık. Ya rüzgar? O kadar da üşütmedim canım. Serin gece havası iyi gelir. Ne de olsa ben bir çiçeğim. Ya hayvanlar? Kelebeklerle dostluk kurmak istediğime göre 2-3 tırtılın kahrını çekeceğim elbet. Kelebeklerin güzel olduğu öteden beri söylenir. Zaten kim başka gelir yanıma? Sen uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince de hiçbirinden korkmuyorum. Benim de pençelerim var çünkü. Bunu söylerken saf saf dört dikenini gösteriyordu. Oyalanma artık. Bir kez koymuşsun aklına gitmeyi. Hadi çık git. Küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Çok gururlu bir çiçekti. Onuncu bölüm. 325, 326, 327, 328, 329 ve 330. asteroitlerin dolaylarında bulunuyordu. Kendini eğitmek ve boş zamanını değerlendirmek için onlara uğramaya karar verdi. İlk asteroitte bir kral vardı. Bu kral kürklü ve kırmızı giysiler içinde, süssüz ama görkemli bir tahta kurulmuştu. Küçük prensin geldiğini görünce, ''İşte, bir uyruk!'' diye bağırdı. Küçük prensin tuhafına gitmişti. ''Allah Allah, beni daha önce hiç görmemişken nasıl tanıdı?'' Bilmiyordu ki krallar için dünya çok basittir. Onların gözünde herkes uyruktur. Sonunda krallık edecek birini bulduğu için böbürlenen kral, ''Yaklaş bakalım!'' dedi. ''Yaklaş da daha iyi göreyim seni.'' Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı. Ama o müthiş kürk bütün gezegeni kaplamıştı. Ayakta kaldı tabii, yorgun olduğu için de esnedi. ''Bir kralın önünde esnemek görgü krallarına aykırıdır.'' dedi kral.
Bir daha tekrarlanmasın. İstemeden oldu. Kendimi tutamıyorum, dedi küçük prens utançla. Uzun bir yoldan geliyorum. Hiç uyumadım da. Öyleyse esnemeni buyuruyorum. Yıllardır esneyen birini görmedim. Bayağı merak ediyorum şu esneme denen şeyi. Hadi, bir daha esne. Bu bir buyruktur. Korkarım esneyemeyeceğim. Küçük prens utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Dedi kral. Öyleyse bazen esne. Bazen de... Sözlerini birbirine karıştırdı. Canı sıkılmışa benziyordu. Çünkü kralın asıl istediği otoritesine saygı gösterilmesiydi. Karşı gelinmesini hoş görmezdi. Mutlak bir kraldı. Bununla birlikte iyi bir adam olduğu için hep akla yakın buyruklar verirdi. Eğer ben bir generale... diye örnek gösterirdi. Eğer bir generale bir martı olmasını buyurursam, söze edilen general de dediğimi yapmazsa, suç onun değil, benimdir. Oturabilir miyim? Diye sordu küçük prens ürkek bir sesle. Oturmanı buyuruyorum, dedi kral. Kürkünün ucunu azıcık çekti. Küçük prensin aklı almıyordu. Gezegen küçücüktü. Neyi yönetebilirdi bu kral? Majeste, dedi. Bir şey soracağım. Beni bağışlayınız. Bana bir şey sormanı buyuruyorum. Majesteleri neyi yönetiyorlar? Her şeyi, dedi kral büyük bir alçak gönüllülük içinde. Her şeyi mi? Kral kendi gezegenini, öbür gezegenleri ve bütün yıldızları gösterdi. Bütün bunların hepsini mi? Dedi küçük prens. Bütün bunların hepsini. Çünkü yalnız mutlak bir kral değil, evrensel bir kraldı da. Yani yıldızlar da size boyun eğiyor. Ne sandın? Bir dediğimi ilki etmezler. Kargaşaya izin vermeyen bir kralım ben. Küçük prens kralın gücüne hayran kalmıştı. Kendinde de böyle bir güç olsaydı neler istemezdi. Önce aynı günde ve iskemlesini hiç kımıldatmadan sadece 44 değil, belki 72, hatta 100, hatta 200 kez gün batımını görmeyi buyururdu. Bırakıp geldiği küçük gezegenin anası hüzün vermişti ona. Bir gün batımı görmek isterdim. Acaba... lütfeder misiniz? Güneşe batması için buyurur musunuz? Bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da martı olmasını buyursaydım, o general de aldığı buyruğu yerine getirmeseydi suç kimde olurdu? Onda mı, bende mi? Majestelerinde olurdu, dedi küçük prens korkusuzca. Tamam, herkesten verebileceği kadarını istemeliyiz. Otorite her şeyden önce sağduyuya dayanmalıdır. Sen kalkıp halkına kendilerini denize atmalarını buyurursan ihtilal çıkar. Benim verdiğim buyruklar akla yatkın oldukları için yerine getirilmelerini istemem hakkımdır. Bir sorduğunu bir daha unutmayan küçük prens, peki gün batımı ne olacak? Diye tekrarladı. İstediğin gün batımına kavuşacaksın. Bu konuyla ilgileneceğim. Ama yönetme biliminin yasaları gereğince koşulların uygun düşeceği bir zamanı kollayacağım. O zaman ne zaman? Dedi kral. Büyük bir takvimi inceledikten sonra. Dileğin bu akşam tam 7.40'da yerine getirilecektir. Böylelikle otoritemin ne kadar kesin olduğunu da göreceksin. Küçük prens esnedi. Kaçırdığı gün batımına yanıyordu. Üstelik canı biraz sıkılmaya başlamıştı. Krala, artık burada yapacak bir şey kalmadı, dedi. Yola çıksam daha iyi. Kendine bir uyruk bulduğu için bayağı gururlanmış olan kral, gitme, dedi. Gitme, seni bakan yaparım. Ne bakanı? Adalet bakanı. Ama burada yargılanacak kimse yok ki,
Nereden biliyoruz? Daha bütün krallığımı dolaşmış değilim. Burada saltanat arabasına yer yok. Yaşlıyım. Yürümek yoruyor beni. Gezegenin öbür köşesine bir daha göz atmak için başını çeviren küçük prens, "Ben her yeri gördüm," dedi. "Kimsecikler yok." "O zaman sen de kendini yargılarsın. En gücü de budur zaten. Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir." "Ben kendimi nerede olsa yargılarım. Bunun için buraya yerleşmem gerekmez." Dedi kral. "Gezegenimin sınırları içinde yaşlı bir farenin yaşadığını gösterir bir sürü kanıt var elimde. Geceleri sesini duyuyorum. Onu yargılarsın. Ara sıra ölüm cezası verirsin ona. Senin adaletinin pençesinde kalır. Ama tutumlu davranmalı. Her seferinde onu bağışlamalısın. Çünkü yargılanacak bir tek o fare var elimizde." "Ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam. En iyisi kalkıp gitmeli." "Olmaz," dedi kral. Yol hazırlığını tamamlayan küçük prens yaşlı kralı incitmek istemiyordu. "Majesteleri buyruklarını elifi elifine uyulmasını istiyorlarsa akla yatkın bir buyruk versinler. Söz gelimi bir dakika içinde buradan gitmemi buyursunlar. Sanırım koşullar uygundur." Kral karşılık vermeyince küçük prens önce durakladı bir, sonra bir solukta yola düzüldü. Kral ise ardından, "Seni elçi yapıyorum," diye haykırdı. Dediği dedik biri olduğu belliydi. "Büyükler çok garip oluyor," diye düşündü küçük prens. Yolculuğu boyunca hep bunu düşündü. XI. Bölüm. İkinci gezegende kendini beğenmiş biri vardı. Küçük prensi uzaktan görür görmez haykırdı. "İşte hayranlarımdan biri." Kendini beğenmişlerin gözünde herkes bir hayrandır. "Günaydın," dedi küçük prens. "O nasıl bir şapka başınızdaki?" "Selam şapkası. Bana alkış tutanları bununla selamlarım. Ne yazık ki buralara uğrayan yok." "Ya," dedi küçük prens. Anlayamamıştı. "Ellerini çırparsan görürsün." Küçük prens ellerini çırptı. Bunun üstüne kendini beğenmiş alçak gönüllü bir tavırla şapkasını çıkararak selam verdi. "Burası kralın gezegeninden çok daha eğlenceli," diye düşündü küçük prens. Ellerini yeniden çırptı. Beriki yeniden şapkasını çıkararak selam verdi. Alkışlama ve selamlama işlemi tam 5 dakika sürdü. Küçük prens bu törenin tek düzeliğinden sıkılmıştı ve ona sordu. "Peki şapkayı eğmek için ne yapılacak?" Kendini beğenmiş duymadı bile. Çünkü kendini beğenmişler yalnız övgüleri dinler. "Sen gerçekten bana hayran mısın yoksa değil misin?" "Hayran olmak ne demek?" "Hayran olmak, benim bu gezegenin en yakışıklısı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki adamı olduğuma inanmak demektir." "Ama bu gezegende senden başka kimse yok ki." "Canım, hatırım için hayran oluver gitsin." Küçük prens omuzlarını hafifçe silkerek, "Peki, hayranım," dedi. "Ama bunca üstelemenin anlamını anlayamadım." Sonra yola koyuldu. Büyükler gerçekten çok tuhaf oluyor diye düşündü yol boyunca. 12. Bölüm. Vardığı gezegende bir sarhoş oturuyordu. Orada az kaldı ama büyük bir kedere kapıldı. Dizi dizi boş ve dolu şişeler arasında ses etmeden duran sarhoşa sordu. "Ne yapıyorsun?" "İçiyorum," diye karşılık verdi sarhoş. Sesi hüzünlüydü. "Niçin içiyorsun?" "Unutmak için,"
Onun durumuna üzülmeye başlayan küçük prens, "Neyi unutmak için?" diye sordu. Sarhoş başını önüne eğerek içini döktü. "Utancımı unutmak için." "Neden utanmıyorsun?" Küçük prens ona yardım etmek istiyordu. Ama sarhoş kesin bir sessizliğe gömülerek konuyu kapadı. "İçmekten utanıyorum." Küçük prens iyice şaşırmıştı ve oradan uzaklaştı. "Büyükler gerçekten çok ama çok tuhaf oluyor," diye düşündü yol boyunca. Onüçüncü bölüm. Dördüncü gezegenin sahibi bir iş adamıydı. Başı öyle kalabalıktı ki bu adamın, küçük prens gelince aldırmadı bile. "Günaydın," dedi bizimki. "Bakın, sigaranız sönmüş." 3-2 daha 5, 5-7 daha 12, 12-3 daha 15, günaydın. 15-7 daha 22, 22-6 daha 28. Kibrit çakacak vaktim yok. 26-5 daha 31, öf. Yani 501.622.731 ediyor. 500 milyon ne? Ha, sen daha gitmedin mi? 501 milyon, kesme, işim başımdan aşkın. Ciddi bir adamım ben. Öyle saçma sapan şeylerle uğraşamam. 25 daha 7. Bir soru sordu mu karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens tekrarladı. 501 milyon ne? İş adamı başını kaldırdı. 54 yıldır bu gezegende oturuyorum. Yalnız 3 kez işime ara vermek zorunda kaldım. 22 yıl önce neydiği belirsiz biri gelmişti buraya. Kopardığı yaygara bana tam 4 tane toplama yanlışına patladı. 11 yıl önce romatizmalarım tutmuştu. Bir de o zaman çalışmaya ara vermek zorunda kalmıştım. Yeterince hareket etmiyorum çünkü. Gezinecek vaktim yok. Çünkü ben çok ciddi bir adamım. Üçüncü kez de... işte sen geldin. Ne diyordum? 501 milyon... Milyon ne? Kurtuluş yolu olmadığını anlayan iş adamı... Ara sıra gökte gördüğümüz küçücük şeylerden 501 milyon tane. Sinek mi? Yok canım. Hani şu parlayan küçük şeyler var ya. Arı mı? Yok canım. Tembellere türlü türlü düşler kuran şu küçücük sarı şeyler yok mu hani? Ama ben ciddi bir adamım. Öyle düş filan kuracak vaktim yok benim. Ha, yıldızları diyorsun. Evet evet. İşte onlar, yıldızlar. Peki... 500 milyon yıldızı ne yapacaksın? 501 milyon 622.731. Ciddi bir adamım ben. Hesabım asla şaşmaz. Ne yapıyorsun bu yıldızları? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiç. Ben onların sahibiyim. Yıldızların sahibi sensin demek. Evet. Ama ben bir kral görmüştüm, o... Krallar sahip olmazlar. Yönetirler. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Peki yıldızların senin olması neye yarıyor? Zengin olmama yarıyor. Peki zengin olman neye yarıyor? Yeni yıldızlar bulunca onları satın almama yarıyor tabii. Sözün burasında küçük prens, bunun kafası da tıpkı benim sarhoşunki gibi çalışıyor diye düşündü. Yine de yeni sorular sormaktan da geri kalmadı. Yıldızlara nasıl sahip oluyorsun? İş adamı iyiden iyiye alınmıştı. Yıldızlar kimin? Ne bileyim ben? Hiç kimsenin. Öyleyse benim. Çünkü bunu ilk akıl eden ben oldum. Senin demekle senin oluyor mu? Tabii. Sahipsiz bir elmas bulursan senin olur. Sahipsiz bir adada. Bir düşünce ilk senin aklına gelse beratını alırsın. Senin olur. Benimki de öyle. Benden önce kimse yıldızlara sahip olmayı akıl edemediğine göre yıldızların hepsi benimdir. Doğru ama ne yapıyorsun onları? Düzene sokuyorum. Sayıyorum. Yine sayıyorum. Güç bir iş. Ama önemli işlerle ilgilenen bir adamım ben. Ciddi bir adamım. Küçük prens
daha öğreneceğini öğrenmiş değildi. İpek bir atkım olsaydı, dedi. Boynuma dolar, nereye gitsem yanımda götürebilirdim. Mesela bir çiçeğim olsaydı koparır yakama takabilirdim. Ama sen gökteki yıldızları koparamazsın ki. Koparamam ama bankaya yatırabilirim. O da ne demek? Şu demek. Yıldızlarımın sayısını bir kağıt parçasına yazarım. Sonra kağıdı bir çekmeceye koyar, çekmeceyi kilitlerim. Hepsi bu mu? Bu. Küçük prens. Eğlenceli iş, diye düşündü. Pek şairane. Ama önemli denemez bunu. Önemli şeyler konusunda küçük prensin görüşleri büyüklerinkinden apayrıydı. Söz gelimi benim her gün suladığım bir çiçeğim var. Her hafta süpürdüğüm 3 tane yanardağım var. Sönmüş olanı bile süpürüyorum. Ne olur ne olmaz. Bu yaptıklarımla yanardağlarıma ve çiçeğime yararlı oluyorum. Sense yıldızları için yararlı değilsin. İş adamı ağzını açtı ama söyleyecek laf bulamadı. Küçük prens yola düzüldü. Büyükler tepeden tırnağa olağanüstü kişiler canım, diye düşündü yol boyunca. Dördüncü bölüm. Beşinci gezegen çok ilginçti. Şimdiye dek gördüklerinin en ufağıydı. Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Küçük prens, gökyüzünün bir noktasında üstünde ne insan ne de ev bulunan küçücük bir gezegende şu sokak feneriyle bekçisinin ne işe yarayabileceğini kestirememişti. Yine de kendi kendine, bu adam gülünç belki ama kraldan da, kendini beğenmişten de, iş adamından da, sarhoştan da daha az gülünç. Hiç değilse işinin bir anlamı var. Fenerini yakınca bir yıldız doğdurmuş, bir çiçek açtırmış gibi oluyor. Söndürünce o yıldız, o çiçek uykuya dalıveriyor. Ne güzel bir uğraş. Güzel olduğu için de gerçekten yararlı. Gezegene ayak basar basmaz bekçiyi saygıyla selamladı. Günaydın. Feneri niçin söndürdün? Çünkü yönetmelik böyle. Günaydın. Nasıl? Yönetmeliğe göre fenerimi söndürüyorum. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Peki neden yine yaktın? Yönetmelik böyle. Anlamıyorum. Anlayacak bir şey yok ki, dedi bekçi. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Fenerini söndürdü. Kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Sonra... Lanet bir iş bu benimki, dedi. Eskiden akıl ererdi. Sabah söndürür, akşam yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde uyurdum. O zamandan bu zamana yönetmelik değişti mi? Yönetmelik değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelikse yerinde saydı. Sonra... Şimdi gezegen dakikada bir dönüş yapıyor. Dinlenmeye bir saniye vaktim kalmıyor. Dakikada bir kez yanıp söndürüyorum onu. Amma da iş ha. Bu gezegende günler bir dakika sürüyor demek. O kadarla kalsa iyi. Biz şurada konuşurken bir ay geçti. Ne? Bir ay mı? Evet. 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Küçük prens baktı baktı ve yönetmeliğe bunca bağlı kalan bu bekçiye karşı içinde bir sevgi duydu. Bir zamanlar iskemlesini bir kımıldatışta gün batımları gördüğünü anımsadı. Dostuna yardım etmek istedi. Bak, dedi. Sana istediğin zaman dinlenebilmenin yolunu göstereceğim. Ben hep dinlenmek isterim, dedi bekçi. Bir insan hem işine bağlı hem tembel olabiliyor anlaşılan. Küçük prens açıklamaya koyuldu. Senin gezegenin öyle küçük ki 3 adımda çevresini dolanırsın. Hep güneş alan yerde kalabilmek için çok yavaş yürümen yeter. Dinlenmek istediğin zaman yürürsün, gündüzler dilediğin kadar uzar. Bu bir çözüm yolu olmaz. Çünkü hayatta asıl sevdiğim şey uyumaktır. Ne yapalım? Şansın yok, dedi küçük prens. Ne yapalım? Şansım yok. Günaydın.
feneri söndürdü. Yol boyunca küçük prens, eğer şu zavallıyı kral da, kendini beğenmiş de, sarhoş da, iş adamı da görse küçümserdi. Oysa işlerinde bana gülünç gelmeyen yalnız o. Belki de kendi dışında bir şeyle uğraştığından. İçini çekerek kendi kendine dedi ki, İşlerinde arkadaş olabileceğim tek insan oydu. Ama gezegeni o kadar küçüktü ki iki kişi alamazdı bile. Küçük prensin kendini açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu gezegenden ayrılırken 24 saatte 1440 gün batımı kaçırdığına yanıyordu. Onbeşinci bölüm. Altıncı gezegen bir öncekinden 10 kat genişti. Kocaman kitaplar yazan yaşlı bir adam vardı orada. Küçük prensin geldiğini görünce haykırdı. Bir kaşif geliyor. Küçük prens masanın üstünde oturduğunda sık sık soluyordu. Kaç gün yollardaydı. Yolculuk nereden? Diye sordu yaşlı adam. Küçük prens de sordu. Bu koca kitap ne? Burada ne yapıyorsunuz? Coğrafyacıyım ben. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgine denir. Ne ilginç. Sonunda gerçek bir meslek adamına rastlayabildik. Coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Böylesine görkemli, göz alıcı bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel. Okyanusları var mı? Bir şey diyemem. Ya, küçük prens beklediğini bulamamıştı. Peki dağları? Bir şey diyemem. Kentleri, ırmakları, çölleri? Ona da bir şey diyemem. Hani siz coğrafyacıydınız? Tamam, dedi coğrafyacı. Ama kaşifim dememiştim. Gezegenimde tek kaşif yok. Kentleri, dağları, ırmakları, denizleri, okyanusları ve çölleri bulup çıkarmak coğrafyacının görevi değildir. Coğrafyacının gezinecek vakti yoktur. Masanın başından ayrılamaz. Kaşifler onun ayağına gelir. Onlara sorular yöneltir, yolculuk anılarını not eder. Bunlardan birinin anılarını ilginç görürse eğer, o kaşifin dürüstlüğü konusunda soruşturma yapar. Neden? Çünkü yalancı bir kaşif, coğrafya kitaplarının başına neler neler getirir. Çok içki içen kaşifler için de aynı durum söz konusudur. O neden? Çünkü sarhoşlar teki çift görür. Diyelim bir yerde tek dağ var. Coğrafyacı iki dağ var diye not edecektir. Bir tanıdığım var, dedi küçük prens. Olsaydı çok kötü bir kaşif olurdu. Mümkün. Ha, ne diyordum? Kaşifin dürüstlüğü ortaya çıkınca bu kez keşfi için bir soruşturma yapılır. Oraya mı gidiliyor? Yok canım. Daha kolayı var. Kaşiften kanıt göstermesi istenir. Söz gelimi büyük bir dağ keşfedilmişse eğer oradan büyük kayalar söküp getirmesi gerekir. Coğrafyacı birden coştu. Sen çok uzaklardan geliyorsun. Kaşifsin. Artık gezegenini anlatabilirsin bana. Ve kayıt defterini açarak kalemini yonttu. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle geçirilir deftere. Mürekkeple işlemeden önce kaşifin kanıtlarını sunması beklenir. Dedi coğrafyacı umutla. Bizim orası o kadar ilginç değil. Küçücük bir yer. 3 tane yanardağım var. Bunlardan ikisi püskürür halde. Biri de sönmüş. Ama belli olmaz tabii. Hiç belli olmaz. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmiyoruz. Neden? Gezegenimdeki en güzel şey o çiçek. Kaydetmiyoruz. Çünkü çiçekler bugün var, yarın yok. Yani geçici. Geçici ne demek? Coğrafya kitapları önemli konuları ele alan en değerli kitaplardır. İçlerindeki bilgiler hiç eskimez. Bir dağın yer değiştirmesi çok az rastlanan bir olaydır.
Bir okyanusun susuz kalması da öyle. Biz de bu deftere ölümsüz şeyleri geçiriyoruz. Ama günün birinde sönmüş yanardağlar yeniden püskürebilir. Tam anlayamadım. Geçici ne demek? Yanardağlar sönmüş olsa da olmasa da bizim için değişmez. Bizim gözümüzde yanardağ değil. Dağ önemlidir. O hiç değişmez çünkü. Bir soru sordu mu karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens üsteledi. Geçici ne demek? Yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilen şey demektir. Öyleyse çiçeğimin yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilir. Elbette. Çiçeğim geçiciymiş diye düşündü küçük prens. Hem kendini savunmak için 4 dikeninden başka hiç silahı yok. Bense onu gezegende bir başına bırakıp geldim. İlk kez acı çökmüştü içine. Ne var ki kendini çabuk toparladı. Şimdi nereye gitmemi öğütlersiniz? Diye sordu. Dünya adlı gezegene. İyi ün kazanmış bir gezegendir. Küçük prens çiçeğini düşüne düşüne yola koyuldu. On altıncı bölüm. Yedinci gezegen Dünya'ydı. Dünya başka gezegenlere benzemez. Orada 111 kral, 7000 coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon sarhoş, 301 milyon kendini beğenmiş, yani aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. 17. bölüm. İnsan zeka oyununa kalkınca biraz yalan söylüyor. Ben de Fener bekçilerinden söz ederken tam tamına doğrucu davranmadım. Gezegenimizi bilmeyenler de yanlış izlenimler uyandırabilecek bir yola saptım. İnsanların dünyanın yüzeyinde kapladıkları yer çok küçüktür. Dünyada yaşayan 2 milyar insan, mitinglerdeki gibi sıkışık bir şekilde yan yana dursalar, 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğindeki bir alana kolaylıkla sığarlardı. Yani dünyanın bütün insanları en küçük Pasifik adasına yerleştirilebilir. Bunu büyüklere söyleseniz size inanmayacaklardır. Kendilerinin büyük yer kapladıkları kanısındadırlar çünkü. Kendilerini baobablar kadar önemli görürler. İyisini söyleyin onlara hesabını yapsınlar. Sayılara bayılırlar. Hesap işlemleri hoşlarına gider. Ama siz vaktinizi bu gereksizliklerle neden öldüreceksiniz? Bilirim, bana güvenirsiniz. Küçük prens dünyaya indiğinde hiç kimseye rastlamayınca çok şaşırmıştı. Tam yanlış gezegene geldiğine inanacaktı ki sarı bir halkının kumda kımıldadığını gördü. İyi geceler, dedi küçük prens saygıyla. İyi geceler, dedi yılan. Hangi gezegende bulunuyorum acaba? Dünyada, Afrika'da. Demek dünyada hiç insan yok. Burası çöldür. Çöllerde kimsecikler olmaz. Dünya büyüktür, dedi yılan. Küçük prens bir taşın üstüne oturarak gözlerini göğe dikti. Acaba, dedi. Bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor? Gezegenimi görüyor musun? Tam tepemizde. Ama nasıl da uzaklarda. Güzelmiş, dedi yılan. Ne yapmaya geldin buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya, dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor insan. İnsanların arasında yalnızlık duyulur, dedi yılan. Küçük prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın, dedi. Parmak kadar kalınlığım var. Ama bir kral parmağından daha güçlüyümdür. Küçük prens gülümsedi. Çok güçlü olamazsın. Hem ayakların da yok. Yolculuk bile edemezsin. Seni gemilerin gidemeyeceği kadar uzağa götürebilirim. Küçük prensin ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolandı. Dokunduğum her yaratığı geldiği yere,
toprağa yollarım. Ama sen tertemizsin. Bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens susuyordu. Şu kas katı dünyada böylesine güçsüz oluşun acıma duygusu uyandırıyor içimde. Sana yardım edebilirim. Günün birinde gezegeninin özlemine dayanamazsan benim... Seni çok iyi anlıyorum, dedi küçük prens. Yalnız neden öyle bilmece gibi konuşuyorsun? Benim için çözülmeyecek bilmece yoktur, dedi yılan. Ve sustular. Küçük prens çölü geçerken bir çiçeğe rastladı yalnızca. Üç yapraklı, sıradan bir çiçekti bu. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi çiçek. İnsanlar nerede, diye kibarca sordu küçük prens. Çiçek eskiden bir kervan görmüştü. İnsanlar mı, diye tekrarladı. Galiba 6-7 insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler? Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Kökleri yok. Bu yüzden yaşamları çok güç oluyor. Hoşça kal, dedi küçük prens. 19. bölüm. Küçük prens yüce bir dağa tırmandı. Dağ olarak şimdiye kadar yalnız kendi gezegenindeki 3 yanardağı görmüştü. Onlar da ancak dizlerine geliyordu. Hatta sönmüş yanardağı tabure olarak kullanırdı. Kendi kendine, bu yükseklikteki bir dağdan bir bakışta bütün dünyayı ve bütün insanları görebilirim, diye düşündü. Ama sipsivri tepelerden başka hiçbir şey ilişmedi gözüne. Günaydın, dedi usulca. Günaydın, 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 diye karşılık verdi yankı. Kimsiniz? 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 Hepiniz dostum olun. Yapayalnızım. 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 Ne tuhaf bir gezegen, diye düşündü küçük prens. Her yer kuru, her yer sivri, her yer sert ve acımasız. İnsanlarda da düş kurabilme gücü hiç yok. Ne söyleseniz onu tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Söze ilk o başlardı. 20. bölüm. Küçük prens uzun süre kumlar, kayalar, karlar arasında düşe kalka yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Yollar eninde sonunda insanların olduğu yerlere çıkar. Günaydın, dedi. Baştan başa gül açmış bir bahçenin önünde duruyordu. Güller bir ağızdan, günaydın, dediler. Küçük prens onlara baktı. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Kimsiniz? Diye sordu. Şaşırmıştı. Biz gülleriz, dedi güller. Ah, dedi küçük prens. Yüreği üzüntüyle doldu. Çiçeği evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte tek bir bahçede bile ona tıpatıp benzeyen 5000 çiçek vardı. Görse ne kızardı, dedi kendi kendine. Kim bilir nasıl öksürür kendine gülünmesin diye. Ölüyormuş gibi yapardı belki. Ben de ölmemesi için seve seve ona bakıyormuşum gibi yapardım. Çünkü aşağıdan almazsam gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra da şunlar geldi aklına. Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanırdım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim. Sıradan bir gül. Ancak dizlerime yükselen belki hepten sönmüş 3 yanardan. Demek hiç de büyük bir prens değilmişim. İşte o sırada tilki geldi. Günaydın, dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens, günaydın, dedi tatlı bir sesle. Buradayım, dedi ses.
Elma ağacının altında. Kimsin sen? Dedi küçük prens. Güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Gel oynayalım. Canım çok sıkılıyor. Seninle oynayamam. Evcil değilim çünkü. Kusuruma bakma, dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar, dedi tilki. İnsanların tüfekleri vardır. Ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kümeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa piliç mi arıyorsun? Hayır, dost arıyorum. Evcil ne demek? Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği. Bağlar kurmak demektir. Bağlar kurmak mı? Evet. Söz gelimi, sen benim için şimdi yüz binlerce olan çocuğundan birisin. Ne senin bana bir gereksinmen var, ne de benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden sadece biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize gereksinme duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Biraz biraz anlıyorum, dedi küçük prens. Bir çiçek var. Galiba beni evcilleştirdi. Olabilir, dedi tilki. Dünyada neler olmuyor ki? Ama bu dediğim dünyada olmadı. Tilki şaşırmış, meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yok. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yok. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor, dedi tilki içini çekerek. Ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik yoktur. Ben piliçleri avlarım, insanlar beni avlar. Bütün piliçler birbirine benzer. Bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni evcilleştirirsen hayatım günlük güneşlik oluverir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak sesi tanırım artık. O sesler korkuyla kovuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak, öteki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın önemi hiç yok benim için. Buğday tarlaları benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu çok acı ama senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirsen ne iyi olurdu. Bir düşün. Altın rengindeki başaklar seni anımsatacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemeye can atacağım. Tilki sustu ve uzun bir süre küçük prensi süzdü. Ne olursun, evcilleştir beni, dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin, dedi tilki. İnsanların onları tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama arkadaş satan dükkanlar olmadığı için arkadaşsız kalıyorlar. Arkadaş istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle, ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınıma oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi.
Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur, dedi tilki. Söz gelimi, öğleden sonra saat 4'te gelecek olsan, ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat 4 dedi mi, meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel gelirsen içimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayin nedir? O da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi peşimdeki avcıların bir ayinleri var mesela. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirine benzeyecek, ben de hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki, "Ah!" dedi. "Gözyaşlarımı tutamayacağım." "Suç sende," dedi küçük prens. "Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleşmeyi." "Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun." "Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı." "Oldu, oldu," dedi tilki. "Başak tarlaları meselesi." Sonra ekledi. "Git, bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim. Sana bir sır vereceğim." Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. "Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz? Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş, ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasılsa öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi. Ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane o." Güller güç duruma düşmüşlerdi. "Güzelsiniz ama boşsunuz," diye ekledi. "Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtılları uğrunda öldürdüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine, hatta susmasına kulak verdiğim odur. Çünkü o benim gülümdür." Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. "Hoşça kal," dedi. "Hoşça git," dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük prens unutmamak için tekrarladı. "Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin her şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun." Küçük prens unutmamak için tekrarladı. "Gülümden ben sorumluyum." Bölüm 22. "Günaydın," dedi küçük prens. "Günaydın," dedi demiryolu makasçısı. "Ne yapıyorsun burada?" "Yolcuları bölük pörçük ayırıyorum. Onları taşıyan trenleri bazen sağa yolluyorum, bazen sola." Birden göz kamaştıran ışıklarıyla bir tren fırtına gibi geçerek makasçının kulübesini sarstı. "Acele ediyorlar," dedi küçük prens. "Neden acaba?" "Makiniste sorsan o da bilmez." O sırada ters yönden göz alıcı ışıklarla ikinci bir tren fırtına gibi geçti. "Ne çabuk döndüler." "Bunlar onlar değil," dedi makasçı. "Bu karşıdan gelen tren." "Bulundukları yerden memnun kalmamışlar herhalde." "Kimse yerinden memnun değildir," dedi makasçı. Bir üçüncü trenin göz alıcı ışıklar içinde fırtına gibi geçişini duydular. "Bunlar da birinci trendeki yolcuların peşinde mi?" "Kimsenin peşinde değiller. Ya uyuyorlar ya da esniyorlardır şimdi.
Yalnız çocuklar burunlarını cama yapıştırmışlardır. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler, dedi küçük prens. Bezden bir bebeğe bütün zamanlarını verirler. Varsa yoksa o bebektir. Ellerinden alınsa ağlarlar. Ne mutlu onlara, dedi makasçı. 23. bölüm. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satan bir adamdı bu. Haftada bir hap içtiniz mi, artık içecek bir şey aramıyordunuz. Bunları neden satıyorsun, diye sordu küçük prens. Zamanın boş yere harcanmasını önlemek için. Uzmanların hesabına göre bu haplar alınınca haftada 53 dakika kazanılıyor. Peki bu 53 dakikada ne yapacağız? Canın ne isterse. Keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir çeşmeye doğru yürürdüm, dedi küçük prens. 24. bölüm. Uçağımın çölde bozuluşundan 8 gün sonraydı. Yedek içme suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü anlatmıştı bana. Anıların çok güzel, dedim küçük prense. Ama ben daha uçağımı onaramadım. İçecek suyum da kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru ağır ağır yürüyebilseydim mutlu olurdum. Dostum tilki, diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, tilkinin bu konuyla ne ilgisi var? Neden olmasın? Ama susuzluktan öleceğim neredeyse. Mantığımı kavrayamamıştı. İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor. Söz gelimi ben. Bir tilki dostum var diye çok sevinçliyim. İçinde bulunduğum tehlikeyi yeterince anlayamıyor, dedim kendi kendime. Açlık, susuzluk görmemiş. Birazcık güneş yetiyor ona. Bana baktı bir süre. Düşüncelerimi okudu. Ben de susadım. Bir kuyu arasak, bitkince elimi salladım. Uçsuz bucaksız çölde şansa güvenerek bir kuyu aramak serüven olurdu. Yine de yürüdük. Biz saatlerce konuşmadan yürüye duralım, karanlık çökmüş, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan yanıyordum. Düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin sözleri belleğimde dönüp duruyordu. Demek sen de susadın, dedim. Ama soruma karşılık vermedi. Su yüreğe de iyi gelebilir, dedi yalnızca. Dediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Yorulmuştu. Oturdu. Ben de yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Yıldızlar gözden ırak bir çiçek yüzünden güzeldirler. Doğru, dedim ve başka söz etmeden ay ışığı altında uzanan kum tepelerine baktım. Çok güzel, dedi küçük prens. Haklıydı. Çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğine oturursunuz, bir şey görmez, bir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir nabız atar, bir pırıltı kımıldar. Bir yerde bir kuyunun saklı oluşudur çöle güzellik veren, dedi küçük prens. Kumdaki gizemli parıltıyı birdenbire kavramak beni şaşkına çevirmişti. Küçükken eski bir evde otururduk. Efsaneye göre bir define saklıydı orada. Tabii kimse definenin nasıl bulunacağını bilmiyor, aramaya da kalkmıyordu. Ama evimiz bir masal havası kazanmıştı. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru, dedim küçük prense. Ev olsun, yıldızlar olsun, çöl olsun. Hepsi de güzelliğini gizliliğe borçlu. Tilkimin görüşüne katılmana sevindim, dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak yola çıktım. Duygulanmış, coşmuştum. Kollarımda sırça bir hazine taşıyordum sanki. Sanki yeryüzünde ondan daha kolay örselenebilen bir nesne yoktu. Ay ışığında o solgun alnına, o yumulu gözlere, rüzgarda uçuşan o saçlara bakıyor, kendi kendime diyordum ki,
Bu gördüğüm sadece kabuğu. İçinde gizlenen gözle görülmez. Dudakları gülümseyecekmiş gibi yara aralanınca, şu kollarımda uyuyan küçük varlığın bana asıl coşku veren yanı diye düşündüm. Bir çiçeğe uyurken bile benliğinde lamba alevi gibi yanan, bir gül görüntüsüne olan bağlılığıdır. Şimdi daha da çabuk örselenebilirmiş gibi geliyordu bana. Alevleri korumak gerekir, yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler. Yürüye yürüye şafakta kuyuya vardım. Bölüm. Küçük Prens, insanlar hızlı trenlere biniyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok. Koşuyor, heyecanlanıyor, dönüp duruyorlar, dedi. Sonra ekledi. Bunca çabaya değse bari. Vardığımız kuyu çöl kuyularına benzemiyordu. Çöl kuyuları kumda açılmış ufak deliklerdir. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ne var ki görünürlerde bir köy filan yoktu. Düş görüyordum herhalde. Çok tuhaf, dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova, ip. Güldü. İpi tutarak çıkrığı çevirdi. Çıkrık, rüzgarın uğramayı unuttuğu bir fırıldak gibi inliyordu. Duyuyor musun? Dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık. Şarkı söylüyor. Yorulmasını istemiyordum. İpi bana bırak, dedim. Sana ağır gelir. Kovayı kuyunun ağzına kadar çektim, dayadım. Yorulmuştum ama mutluydum. Çıkrığın ezgisi kulaklarımdaydı. Kıpırdayan suda güneşin kımıldadığını görüyordum. Bu suya susamıştım, dedi küçük prens. Ver de içeyim. Neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Gözlerini kapayıp içti. Bir şölen içkisi gibi tatlı, bildiğimiz içkilerden bambaşkaydı bu su. Tatlılığı yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrığın ezgisinden, kollarımdaki güçten geliyordu. Bir armağan gibi iç açıcıydı. Noel ağacının ışıkları, gece duasının ezgisi, gülümseyen yüzlerin sevecenliği işte böyle bir parıltı kadardı aldığım armağanda. Sizin dünyada insanlar, dedi küçük prens, bir bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar. Yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar mı? Evet, bulamıyorlar, dedim. Oysa aradıkları tek bir gülde, bir damla suda bulunabilir. Doğru, dedim. Küçük prens ekledi. Ama gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Suyu içmiştim. Soluklarım düzene girmişti. Şafakta kum bal rengindedir. Bal rengi de mutluluğuma ekleniyordu. Peki neydi beni hüzünlendiren? Küçük prens yumuşak bir sesle, sözünü tutmalısın, dedi yanıma oturarak. Hangi sözümü? Koyunum için bir tasma. Çiçekten ben sorumluyum. Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens onları inceledi ve güldü. Senin baobablar da lahanaya benzemiş. Oysa ben övünüyordum baobablarımla. Tilkiye gelince kulaklarına bak. Sanki birer boynuz. Ne uzun yapmışsın. Yine güldü. Böyle dememeliydin küçük dostum, dedim. Ben yalnız boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini çizebilirim. Üzme canını, dedi. Çocuklar anlar. Ben de koyuna bir tasma çizdim. Onu uzatırken içim titriyordu. Bilmediğim tasalarım var galiba, dedim. Soruma karşılık vermedi. Dedi ki, biliyor musun? Yarın dünyaya inişimin yıl dönümü. Biraz sustuktan sonra, tam da burada inmiştim, dedi. Kızarmıştı. Nedenini anlamadan içimde tuhaf bir eziklik duydum. Yine de sormaktan kendimi alamadım. Demek bir hafta önce ilk karşılaştığımızda en yakın yerleşim merkezinden 1000 mil uzakta tek başına dolaşıp durman bir aslantı değildi. İndiğin yere dönüyordun. Küçük prens yine kızardı. Biraz duraksayarak sordum. Belki de yıl dönümü içinde. Küçük prens yine kızardı. Kendisine sorulanlara hiç karşılık vermezdi.
ama insanın yüzünün kızarması evet anlamına gelir, değil mi? İçimde bir korku var, dedim. Sözümü kesti. Şimdi sen çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam gel. Ama içime kuşku düşmüştü bir kere. Tilkiyi anımsadım. Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirseniz eğer, gözyaşlarını da hesaba katmalısınız. Yirmi bölüm. Kuyunun yanında eski bir taş duvarın yıkıntısı vardı. Ertesi akşam işten döndüğümde uzaktan Küçük Prens'i bu duvarın üstüne oturmuş, bacaklarını sallar gördüm. Şöyle diyordu. Demek aklında kalmamış. Tam burası değildi. Başka biri bir şey demiş olmalıydı ki karşılık verdi. Evet evet, bugün. Ama burada değil. Duvara doğru yürüdüm. O kimseyi ne görüyor ne de duyuyordum. Küçük Prens yine karşılık verdi. Tamam, kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada durup beni bekleyeceksin. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Hala kimseyi göremiyordum. Bir sessizlikten sonra Küçük Prens yine konuştu. Vereceğin zehir çok mu iyi? Uzun süre acı çekmeyeceğim, değil mi? Yüreğim ağzımda öylece kala kaldım. Hala anlamıyordum. Hadi şimdi git. Aşağı inmek istiyorum. Gözlerim duvarın dibine kayınca havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldüren sarı yılanlardan biri Küçük Prens'in karşısında duruyordu. Tabancamı çekmek için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ancak çıkardığım gürültüyü duyan yılan kapatılan bir fıskiye gibi kumlarda yavaşça aktı ve madeni bir ses çıkararak taşların arasına kaydı usulca. Küçük dostumu kollarıma almak için tam vaktinde yetişmişti. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu da ne demek? Diye sordum. Yılanlarla mı konuşmaya başladı? Hep boynuna bağladığı sarı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslattım, su içirdim. Ama soru soracak cesaretim yoktu. Dolu dolu yüzüme baktı ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş bir kurşun yüreği gibi çarpıyordu. Dedi ki, uçaktaki aksaklığı bulmana çok sevindim. Artık ülkene dönebilirsin. Sen nereden biliyorsun? Ona onarım işinin umulmadık bir anda başarıyla sonuçlandığını haber vermeye gelmiştim. Soruya karşılık vermeden, ben de gezegenime dönüyorum bugün, dedi. Sonra üzgün bir ses ekledi. Benimki çok daha uzakta, çok daha güç. Olağanüstü bir şeylerin döndüğünü sezinliyordum. Onu kollarımda küçük bir çocuk gibi sıkıyordum. Ama bir uçuruma son hızla atlamasına engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Derin düşüncelere dalmıştı galiba. Senin koyunu aldım. Sandığı da, tasmayı da. Hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Küçük dostum, dedim. Korkuyor musun? Korkuyordu kuşkusuz. Hafifçe gülümsedi. Bu akşam daha çok korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha göremezsem yapamam. Benim için çölde bir kaynaktı gülüşü. Küçük dostum, dedim. Hadi bir daha gül de göreyim. Bu gece tam bir yıl oluyor, dedi. Yıldızım geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstüne gelecek. Dostum, bu yılanın, buluşma yerinin ve yıldızının kötü bir düş olduğunu söyle bana. Yine karşılık vermedi. Gerçeğin mayası gözle görülmez, dedi. Biliyorum. Çiçek için de bu böyledir. Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur. Biliyorum. Su için de öyle. Bana sunduğun su, o çıkrıkla o ip yüzünden müzik gibi gelmişti. Ne güzeldi, değil mi? Güzeldi, biliyorum. Gece yıldızlara bakarsın.
Benim ülkem o kadar küçük ki nerede olduğunu görmezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanını vermek sırası geldi. Güldü yine. Küçük dostum. Biricik küçük dostum. Bu gülüşü duymak öyle güzel ki. Benim armağanım da bu işte. Hani suyu içtiğimiz zaman var ya. Hep öyle olacak. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık. Bilginler için çözülmesi gereken bir sorudur yıldızlar. Sözünü ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. Gel gelelim bütün bu yıldızlar suskundur. Yalnız sen, herkesten ayrı göreceksin onları. Ne demek istiyorsun? Onlardan birinde ben oturuyorum. Ben gülüyorum diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Gülmeyi bilen yıldızların olacak senin. Sonra yine güldü. Bir gün üzüntün geçince, çünkü zamanla geçmeyecek üzüntü yoktur, beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Gökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşacaklar. Onlara diyeceksin ki, evet, ne olmuş? Yıldızlara bakarken gülerim ben. Seni deli sanacaklar. Başına çorap öreceğim bir güzel. Yine güldü. Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü çam vermişim gibi. Yine güldü. Sonra ciddileşti. Bu gece gelme. Seni bırakmam, dedim. Acı çektiğimi sanacaksın. Ölüyormuşum gibi gelecek. Bu işler böyle. Görme daha iyi. Zaten değmez. Hayır, seni bırakmam. Kaygılanmıştı. Yılan gelecek ama seni sokmasın. Yılanlar kötü yaratıklardır. Üstelik benim yılan eğlence olsun diye sokabilir. Hayır, bırakmam seni. Birden içi rahatladı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmaz yılanların. O gece yola çıkışını göremedi. Sessizce sıvışmıştı. Yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordu. Geldin mi? Demekle yetindi. Elimi tuttu. Hala kaygılar içindeydi. Gelmekle hiç iyi yetmedi. Acı çekeceksin. Ölmüş görüneceğim. Gerçekte ölmeyeceğim oysa. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol uzun. Bu bedeni taşıyamam. Çok ağır. Susuyordum. Bırakılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım. Eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Susuyordum. Cesareti azıcık kırılmıştı. Ama bir çaba daha gösterdi. Bak, ne güzel olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrığı paslı birer kuyu olacak. Hepsi taze su sunacaklar bana. Susuyordum. Göreceksin ne eğleneceğiz. Senin 500 milyon çanın, benim 500 milyon çeşmem olacak. Gözyaşları konuşmasını engelliyordu. İşte geldik. Bırak gideyim. Korkudan yere oturdu. Dedi ki, biliyorsun bir çiçeğim var. Ondan ben sorumluyum. Öyle güçsüz, öyle saf ki. Hiçbir işe yaramayan, dört dikeninden başka kendini savunacak hiçbir silahı yok. Ben de artık ayakta duramadığımdan yere çöktüm. İşte böyle.
dedi. Bir an durakladı. Sonra kalktı. Bir adım attı ileriye. Ben kıpırdayamıyordum. Bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm. Hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Usulca bir ağaç gibi yıkıldı. Gürültü bile çıkarmadı. Her yan kumdu. Yirmi bölüm. 6 yıl geçti aradan. Daha bu öyküyü kimseye anlatmadı. Dönüşümde rastladığım dostlar beni sapasağlam gördüklerine sevindiler. Kederliydim. Ama onlara yorgunum dedim. Şimdi biraz geçti üzüntüm. Yani tam değil. Küçük Prens'in gezegenine döndüğünü biliyorum. Çünkü o sabah gün doğarken bedenine rastlayamamıştım. Öyle ağır bir gövde değildi. Şimdi geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. 500 milyon çan çalıyor sanki. Nedir ki umulmadık bir yanlış yapmışım. Küçük Prens'in istediği tasmayı çizerken kayış kısmını yapmayı unutmuşum. Koyununu bağlayamayacak. Düşünüyorum, gezegende neler oldu acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Kimi zaman olamaz diyorum kendi kendime. Küçük Prens her gece çiçeği fanusa koyar. Koyununu göz altında tutar. Böyle deyince mutluluklar dolduruyor içimi. Bütün yıldızların gülüşü bir tatlılık kazanıyor. Kimi zaman da eyvah diyorum. Ya dalgınlık ettiyse işimiz tamam. Belki bir akşam fanusu unuttu ya da koyun geceleyin sessizce kaçıverdi. Küçük çanlar o saat gözyaşına dönüşüyor. Büyük bir karanlık perdesi var bu olayda. Neresi olursa olsun bir yerde hiç görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yemediği Küçük Prens'i seven bizler için çok şeyi değiştirir. Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize. Evet mi? Hayır mı? Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi? Bakın, her şey nasıl değişecek. Ve hiçbir büyük bunun ne denli önemli olduğunu anlayamayacaktır. Bu benim için dünyanın en güzel ve en hüzünlü resmidir. Bir önceki sayfadaki resmin aynıdır. Ama belleğinize iyice yerleşsin diye bir daha çizdim. Küçük Prens'in yeryüzünde göründüğü ve kaybolduğu yerdir burası. Bu resmi iyice inceleyin ki bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse orayı tanıyabilirsiniz. Yolculuğunuzda bu noktaya gelince ne olur acele etmeyin. Bir süre yıldızın tam altında bekleyin. Karşınıza bir çocuk çıkıyorsa, gülüyorsa, altın saçları varsa, sorulara karşılık vermiyorsa biliniz ki odur. O zaman ne olur yüreğime su serpin. Haber salın. Geri döndüğünü bildirin bana.